Yayınlarımı babam da izliyormuş arkadaşlar. Geçen gün geçen gün değil hatta geçen gün de konuştuk aynı mevzuyu da bu akşam yayından bir 20 25 dakika önce de konuştuk. Arada bir ne yapıyorsun, ne ediyorsun. Beğenmiyorum dedi yaptığın işi dedi. Şu anda izliyor musun sevgili Ahmet Aynacı İzliyorsan baba Selamlar babacım tabi babamın bir hesabı yok oradan açıyor Twitch TV'yi sadece bakıyor oradan seyrediyor ne oluyor diye ben diyor senin yüzünü izlemek için açıyorum ama söylediklerini beğenmiyorum diyor e, hitap ettiğini beğenmiyorum diyor niye benim bu kadar kastığımı konuşurken anlayabilirsiniz daha iyi anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum böyle fütursuzca konuşuyoruz bazen falan böyle çıldırıyoruz falan da e, neyse babadan şeyi yedik yani annem de daha önce izlemiş benim yayınımı o da beğenmemiş insanlara güzel örnek olman lazım. tavrını, tarzını beğenmiyorum demişti. Babam daha keza aynı şekilde beğenmiyorum yaptığın işi falan dedi. E ne yapacağız ya kimseye yaranamıyoruz yani. <laughs> babam izliyorsa eğer buradan ona selamlarımızı iletelim. E bundan iki sene oldu tabii. iki sene neredeyse üç seneye yaklaşacak. E iki buçuk sene evvel arkadaşlar babam bir beyin kanaması geçirmişti. Allah şükürler olsun. Hani Allah bize geri bağışladı diyeyim ona bayağı zorlu bir operasyon ondan sonra bayağı zorlu bir sürecin ardından şu anda çok da iyi durumda Allah başımızdan eksik etmesin e, diyelim. E, Hocam başka herhangi bir yayıncıyı izlesinler sana şükrederler demiş. E, şimdi bizimkiler nereden bilsin diğer yayıncıları falan? Ben oraya bir link bıraktım. Şimdi annelerimizin babalarımızın internet kullanımını biliyorsunuz. Sizin yaşınız genç olduğu için anneleriniz babalarınız birazcık daha gençtir diyeceğim ama yani sizin de benim de anneler babalar aynı jenerasyon insan. Hani böyle internete uzak, e, televizyonla daha sıkı fıkı olan hani o bizim o sevmediğimiz 200 saat süren dizileri izleyen de ya, babam asla dizi izlemez. Babamda dizi film yoktur bu arada. Ona geçeceğim ama e, jenerasyon olduğu için yani nereden bilsin şimdi tweet canlı yayın adam Ma anlatmaya çalışıyorum yaptığım şeyi. Bak diyorum işte baba işte 90'lar videosu yaptım. Şunu bunu yaptım. e diyor yani bunun kime ne faydası var? Diyor <laughs> haklı olarak ona. Ama e, durum bunlar ibaret. E, ben de birazcık onların söylemiyle hareket ediyorum. Sadece canlı yayın yapmak değil dolu dolu insanların hoşuna gidecek şeyler sunma e, hedefim de biraz oradan geliyor açıkçası. Yapıyorken düzgün bir şey yapalım olduğundayız. E, ne diyordum? Ha ya bak mesela babam çok enteresan bir insan. Eee Hayatımda ilk defa işte sinemaya babam elimden tutup götürdü beni. Diyarbakır Ergeni'den geldiğimiz yıl 95-96 olması lazım. Tam hatırlayamadım. Oyuncak hikayesi benim ilk gittiğim filmdir. Hem sinema filmi hem de e, animasyon. Pixar ilk defa öyle bir teknoloji var. Pixar'ın ilk filmi e, yer yerinden oynuyor. Herkes e, oyuncak hikayesini konuşuyor vesaire falan. Ama onun dışında mesela e, çok enteresan inanılmaz şeydir yani babamın dolayı Haberdir abi haber. Sabah akşam haber. Haber haber. Ulan bir saat önce mesela bir haber izliyor. Saat on, yani saat başı haberleri vardır ya. NTV işte şey. Yani ne bileyim CNN Türk, Haber Türk, aklınıza gelebilecek bütün haber kanalları. Bir saat önce Haber Türk bir e, haber saati yapıyor. Ondan sonra saat 1'de bir daha bir giriyor. Onu da izliyor. 2'dekini de izliyor. 3'tekini de izliyor. 4'tekini de izliyor. 5'tekini de izliyor. 6'tekini de izliyor. Oturuyor da akşam haberlerini izliyor bana. Mesela Yüzüklerin efendisi açıyorsun. Ne, bunlar hep bilgisayarda yapmışlar deyip geçen bir <laughs> o kafada. Yani pek çoğunuzun da babası öyledir onu söyleyeyim. Ya asla ben babamın mesela şey izlediğini görmedim. Yabancı film tamam mı? Açsın yabancı film izlesin. Yok. Ciddi söylüyorum sıfır. Sıfır bak bir tane bile yabancı film izlemez. Türk filmi izler. Yeşilçam'ı izler. Özellikle Şener Şen, Kemal Sunal, İlyas Salman o e, a, şeylerin kadronun filmlerini ayıla bayıla izler. Çok sever. E, bayılır böyle ama genellikle olayı şeydir. Haberler ve belli başlı Türk filmleri. Böyle bir şey olabilir mi arkadaş ya? Çok enteresan yani. Durum bundan ibaret. hala dinliyorsa babam. Ona tekrar selam edeyim buradan. Babacım kendine iyi bak görüşürüz. Cowboy filmi de mi yok? Yok ya Doktor John Disco. Doktor şeyi de yok. Cowboy filmi de yok abi. Belki gençliğinde şey yapmıştır diyeceğim. izlemiştir diyeceğim ama. Adamda yok ya öyle bir şey sadece haber olsa da yine iyi hocam. Haberler bitiyor. Açık oturum izliyor bizimki. Ya bir de o var. Evet, evet, evet. aynen aynen mit. Onu da ekleyelim hemen. A açık oturum. Ya mesela e Matrix diyorsun. Ne bileyim şey, Jurassic Defense. Hep ya bunun e genel e oyun özür diliyorum. Genel film isimlerinden gidiyorum. Çünkü bunlar e pek çok platform tarafından başarısı kabul edilmiş. insanlar tarafından sevilen sayılan filmler nihayetinde. Yok abi. Babam ne bu şimdi ya falan filan diyor. Geçiyor yani. <laughs> şey yok yani. Ne anlatıyor ya bu falan gibi bir olay. Yok. mesela Dostla bu konuyu konuştuk mesela. Dostun babası böyle bir... Ne bileyim Netflix dizileri falan izliyormuş. Ulan nasıl böyle bir şey yaptım. E, gıpta ettim. Benim baba öyle yani. Babamla da bir daha sinemaya hiç gitmedim ya. Şimdi düşünüyorum da. Gittik mi? Gitmedik. Ya ben bir babamla bir filme gideyim ya.